Herkese selam. Bir çizim uygulaması olan Sketchbook dersimizin üçüncüsüyle yine beraberiz. İkinci derste cetvelde kalmıştık. Şimdi simetri aracıyla devam ediyoruz. Üç tane simetri özelliği var. Simetri Y, simetri X ve radial simetri şeklinde. Simetri Y ile sağ ve sol şeklinde simetrisini alıyor. Şimdi bununla ilgili bir taslak çizelim. Bu noktayı sağa sola hareket ettirdiğimde çizgilerin sayısı artıyor veya azalıyor. Az önce gördüğünüz gibi bu noktadan tutup istediğim tarafa hareket ettirebilirim. Bu noktadan ise çevirebiliyorum, açısını değiştiriyorum. Kilit sembolü çizgileri kilitliyor, hareket etmesini engelliyor. Göz sembolü ise çizgileri görünmez kılıyor. Şimdi Draw Stil aracında sıra. Bu araç içinde de 3 tane farklı araç var. Biri çizgi aracı, düz çizgiler çizmemizi sağlıyor. Daire aracı ile yuvarlaklar ve elipsler yapabiliyoruz. Seçtiğimiz renge göre çizginin rengi değişiyor. İçerisine kova ile renk atabiliriz. Sıradaki aracımız ise çizgilerimizi düzeltiyor. Level ile derecesini ayarlayabiliyoruz. Örneğin normal çizgi. Ve bu da düzeltilmiş çizgi. Örneğin normal bir yuvarlak ve düzeltilmiş yuvarlak. Bu özelliği çizdiğiniz taslağın üzerine yeni bir layer açarsınız ve o yeni layer'a alttaki taslağın üzerine temiz çizgiler çizmekte bu aracı kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi resim çağırma aracı, import imaj ve import kamera, yani fotoğraf çekip buraya çağırabiliyorsunuz. Çağırdığım resmi iki parmağımla dokunarak büyütüp küçültebiliyorum. Şimdi bu resmin üzerine yeni bir layer açarak bir çizim yapalım. Buna rotoskop deniyor.
şekilde alıştırmalar yapabilirsiniz. Çağırdığınız bir resmin üzerine çizimler yaparak alıştırmalar yapabilirsiniz. Şimdi sırada perspektif aracı. Bunun da 3 tane farklı aracı bulunmakta. Tek noktadan, çift noktadan ve 3 noktalı. Ve diğerleri de ana perspektif araçlarının yardımcı araçları. Örneğin tek noktadan perspektif aracı ile bir çizim yapalım. Oda içi veya bir manzara çizimi yapabilirsiniz. Çift noktadan perspektif aracının kenarındaki noktalara dokunarak istediğiniz perspektif açısını verebilirsiniz. Density aracı ile çizgilerin sıklığını arttırıp azaltabilirsiniz. Opacity ile çizgilerin görünürlüğünü düşürebilirsiniz. Örneğin mıknatıs aracına tıklayıp devre dışı bırakırsanız serbest çizgiler çizebiliyorsunuz. Tekrar aktif ettiğinizde tekrar perspektif çizim aktif oluyor. Şimdi yazı aracı. Kutu içerisinde dilediğiniz yazıyı yazdıktan sonra fontunu değiştirebiliyorsunuz. Veya rengini değiştirebiliyorsunuz. Veya yazının açısını değiştirebiliyorsunuz. Ve dilediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Her yöne çevirebiliyorsunuz. Kamera sembolü olan araç ise time-lapse aracı. Sadece çiziminizi kaydediyor. Son aracımız ise yardımcı araçları, menüleri gizliyor. Bu sayede sayfayı daha verimli kullanabiliyorsunuz. Soldaki ibreyi aşağı yukarı hareket ettirdikçe fırçalar, renk ve layer arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Dördüncü ve son derste görüşmek üzere. Seyrettiğiniz için teşekkürler.